Bismillahirrahmanirrahim. Beşincisi, jirkantiruvchi ayblardan salomat bo'lgan ular. Endi payg'ambarlar Allohning tanlab bo'lgan bandalari bo'lganidan keyin bu odamlar hammadan afzal insonlar bo'lish kerak. Ularda odamlar ulardan jirkanadigan bironta bir sifat yoki fe'l-atvor yoki kasallik bo'lmasligi kerak. Ayub alayhissalom haqidagi rivoyatlar bu isroliyot. Chirib ketgan, sasib ketgan, qurtib osib ketgan ekan bu isroliyot. Chunki Allohning payg'ambariga bunga o'xshagan odamlar ulardan jirkanadigan sifatlar, kasallar yetishi mumkin emas edi. Bu isroliyot. Isroiliyot degani Tavrotdan va Injildan olingan payg'ambarlar haqidagi xabarlar. Tavrot va Injildan olingan xabarlar Rasululloh bu kitoblardagi ma'lumotlar haqida aytganlar la tusaddiquha va la tukazzibuha. U xabarlarni tasdiqlamanglar ham, inkor ham qilmanglar. Rost ham demaymiz uni, yolg'on ham demaymiz. Chunki kitobni o'zgartirib tashlagan ular, Tavrot va Injilni o'zgartirib tashlashgan. Biz noto'g'ri, yolg'on degan joyimiz to'g'ri bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri deb tasdiqlasak, u joy yolg'on bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Tavrot va Injildan kelgan xabarlarni biz isroiliyot deymiz, uni tasdiqlamaymiz ham, inkor qilmaymiz ham. Endi Ayub alayhissalomga kasalligi keladigan bo'lsak, uni qanday bo'lganini Allohning o'ziga havola qilamiz. Qur'onda berilgan xabardan Ayub alayhissalomdan nimani iroda qilgan bo'lsa, shunga iymon keltirdi deymiz, shu bilan to'xtaymiz. Alloh taolo aytadi Ayub alayhissalom haqida, astagfirullah. Va ayyuba iznada robbahu anni massaniya dur va anta arhamur rohimin. Va Ayubning o'z robbisiga nido qilib, albatta meni zarar tutdi, sen o'zing rahimlilarning rahimlirog'isan degani eslang. Bas biz uni duosini mustajob qildik, unga yetgan zararni ketkizdik. Demak, u Ayub alayhissalomga yetgan zarar o'zini badaniga ham yetgan, yana oilasiga ham yetgan zarar. Ammo bu payg'ambar Allohni tanlab olgan bandasi o'laroq boshqalar jirkanadigan aybi nuqsonlardan himoya qilingan zotning shaniga to'g'ri kelmaydigan zarar bo'lmagan. Xullas, odamlar undan jirkib bezib ketadigan holatda bo'lgan emas. U rivoyatlar isroiliyot deyiladi. Birinchi sifatlari rostgo'y bo'lgan, omonatdor bo'lgan, xabar yetkizgan, o'tkir farosat egasi bo'lgan, jirkan sifatlardan uzoq bo'lgan, oltinchisi gunohlardan himoya qilingan. Payg'ambarlar boshqalardan ajralib turadigan eng muhim sifatlardan bittasi ular gunoh ma'siyatdan omon bo'lgan. Insonni, komil insonni shaniga to'g'ri kelmaydigan ishlardan, razilliklardan pok bo'lishgan. Ha, payg'ambarlar ham boshqa odamlarga singari bozorda yurgan, uylangan, yegan, ichgan, kasal bo'lgan. Lekin ularning ichidagi eng xulqi go'zallari, eng amali musaffolari, eng nafsi pokizalari bo'lgan. Modomiki Alloh taolo bu bandalarini boshqa bandalarga ibrat bo'lishini xohlabdimi, endi boshqacha bo'lishi mumkin emas-da. Ulaykal ladina hadahumulloh fabihudah muqtadi. Ular aynan o'sha payg'ambarlar. Alloh hidoyatga boshlagan zotlardir. Bas sizlar ham ularning yo'li yer yashilar deydi. Payg'ambarlarni gunohlardan salomat bo'linishligi, himoya qilinishligi ismat deyiladi. Ismat o'zbek tiliga tarjima qilsangiz gunohsizlik, poklik, himoya ma'nolarini bildiradi. Ismat faqatgina payg'ambarlarda. Edi istilohiy ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlari va rasullarini gunoh va ma'siyatga tushishlaridan hamda razilliklar va man qilingan narsalarni sodir etishdan himoyasi, hifzi ismat deb ataladi. Ismat. Endi Alloh payg'ambarlarni gunoh qilishdan saqlagan bo'lsa, Odam alayhissalom jannatda mevani yeb qo'ydi-yu. Payg'ambar alayhissalom ko'r sahoba kelib turib menga islomdan ta'lim bering deganda Rasululloh yuzini burib oldilar u. Muso alayhissalom bir qibtiyni bir o'ldirib qo'ydi-yu. Qanaqa tushunamiz buni? Payg'ambarlar
Allah'ını hıfzı himayesi de, ismeti de bugün bandalar. Çünkü onlar gergeçliğimizi Allah-u Teala büyürüyor. Eğer onlar günah masiyetlerde sadık olan adam bugün de, onlar kıldı mı demeyi bizden kısaya bol olarak degen mana bu kalarada. Eğer onlar günah masiyet kısa, onlar gergeçmesliği doğru kep kalarada. Şunun için onlardan sadır bugün bu işler kastan kılıngan günah değil miydi? Bu hata değildi. Hata değildi. Ya ki afzarrak işini kımagan değildi. Resulullah Abdullah ibn Ümmü Maktum kelli menge dinle talim vereyim degene de yüzünü bir yaka vurdular. Çünkü Kureyş'in zadaganlarına davet kıptırgendiler. Bu adamı İslam'dan göre bunlar İslam'a kep olsa köprü fayda bulardı dinge. Günahmasıdır. Belki Peygamberimiz katlara sevap fayda şu yada bulamak indi paragenedir. Günahmasıdır. Lekin bu hata oldu. Musa aleyhisselam bir kıptiydi bir ruh öldürüp koydu. Peygamber bu gücü öldürdü. Çünkü İsmet'in şartı şu adam peygamber buluş gerek. Şunalip oldu mu? Beykas'tan bir ruh da ölüp kaldı. Lekin peygamber bu yana Madiyan'dan kayıtıp gerekenden keyin buldu. Uruf öldürüp koyup çıkıp gitti Mısır'dan. Madiyan'a bari 10 yıl turdu. Kayıtıp gelirken de peygamber oldu. Demek ki bana şimdi bir günah masiyatlarını peygamberler kastan kılıçlığı mümkün bu gelmez. Mesela Adam aleyhisselam. Ve asa Adam Rabbahu fegava. Taha sonrası da Allah-u Teala açık ayeti yaptı. Adam parvardigarı asib olup yanılıştı. Bana asib o genliğini Allah-u Teala özü Kur'an'da ayeti yaptı. Asib oldu, yoldan adaştı. Şimdi peygamber olsa Adam aleyhisselam kendi kılıp Allah'ın buyruğuna asib oladı. Peygamberlerini masum dedi ki hazır. Degen soru tabi tuğladı. Şimdi cevap kendi buladı. Lündesi Adam aleyhisselam'ın bana şu kıyan hatası kasten bulmadı, unutup koyup kıldı. Şimdi kasten günah kılış bilen bilmezden unutup günah kılış bilen ortası elbette fark var. Şeriatta bilesiler, Peygamberimiz etkenler, Rufiyen ümmeti thalath, benim ümmetimden üçlü günah götürülgen. Al-hata, van-nisyan, va-maslukürü halih. Hata, bilmezken bir adam bu üçlü günahlı yine, kıpkoydu. Bunki günah yazılmıydı. Esten çıkarıp kıpkoydu, bilerdi de esten çıkıp aldı. Yazılmıydı. Ve mecbur bulup kılıngen günahım yazılmıydı. Demek ki Adam aleyhisselam kasten yemedi o meyveni, esten çıkarıp koydu. Allah Teala mana ayette bu narsani siz bilamizga bayon qilib aytadi. Wa laqad ahidna ila adama min qabl fa nasi wa lam najid lahu azma. Ba tahqiq ilgari biz odam bilan ahdlashgan edik, lekin u unutdi. Unutdi. Unda azma qaror topmadik. Shu daraxtning mevasini yema deb tayinlagan, lekin buyrug'imizni unutib qo'ydi. Shuning uchun aytibdi, Robbisiga osiy bo'lib adashdi dedi. Bu yerda osiy bo'lganligi aniq aytilganidek, esdan chiqarib qilganligi ham aniq aytilmayapti. Shuning uchun Odam alayhissalomni buda qasddan qildi deyilmaydi. Ikkinchidan, Alloh taolo Odam alayhissalomga mana bu jannat, mana bu seni jufting, xohlagan joyda yurgin, xohlagan narsani yegin, faqatgina mana bu daraxtning mevasidan yema dedi. Wala taqroba hadhihi shajarata fatakuna minal zolimin. Jannatda er xotin, jannatda odam va havo onamiz xohlagan joyida yashaydi, xohlagan mevani yemaydi, faqat mana bu daraxtning mevasidan yemadi dedi. Mana shu yerda bir nozik narsa bor. Mana bu daraxtning mevasini yema deganida Odam alayhissalom mana shu daraxtni jinsidan bo'lgan daraxtlarning mevasini emas, ayni mana shu daraxtning mevasini yema deyapti deb boshqa daraxtdan shu mevani yeb qo'ydi. Bog'ingizda 50 ta olmangiz bor, 100 ta gilosingiz bor, 1000 ta shoptolingiz bor. Olmani ko'rsatib turib, mana daraxtning mevasidan yema desa nima deb tushunasiz? Ayni mana shu daraxt mumkin emas ekan deysiz, o'zi aslida olma daraxtni yemasligi kerak edi. Bog'ga kirganingizda. Shunda qaysi qolgan boshqa olmadan yesangiz, demak buyruq itoat qilmadingiz. Tushunarlimi? Odam alayhissalomga mana bu daraxtning mevasini yema desa, ayni shu daraxt bo'lsa kerak deb o'ylab, xato qilib, unutib, xuddi shu daraxtning jinsidan bo'lgan boshqa daraxtdan mevani yeb qo'ydi. Xato bo'ldi, qasd bo'lgani yo'q. Natijada buyruqqa xilof bo'ldi. Bundan ham bilinib turibdiki, bu yerda qasddan qilishlik, Allohning buyrug'iga xilof qilishlik yo'q. Bilmasdan qilingan gunoh bilan qasddan qilingan gunohni o'rtasidagi farq hammamizga ma'lum.
Yani Adam Aleyhisselam'ın ana şu daraxt meyvasını yeb qo'yishi payg'ambar bo'lishdan avval sodir bo'lgan. Adam Aleyhisselam cennette yaralganda payg'ambar emas edi. Yerga yuborilganidan keyin payg'ambar bo'ldi. Ma'sumlikni payg'ambar bo'lishlik taqozo qiladi. Mana Musa Aleyhisselam ham bir o'ldirib qo'ydi. U payg'ambar bo'lgunga qadar edi. Lekin payg'ambar bo'lgandan keyin birodi o'ldirgani yo'q. Odam alayhissalomning man qilingan daraxt meyvasini yegani payg'ambar bo'lishdan oldin sodir bo'lganiga quyidagi oyat dalil bo'ladi. Summa jitabahu robbuhu fataba alayhi wa hada. So'ngra Parvardigori uni poklab tavbasini qabul qildi va hidoyatga yo'lladi. Demek payg'ambar bo'lishigidan avval bo'ldi bu xato.